Evet Çağla devam ediyor. Türk Diş Hekimleri Genel Başkanı Doktor Tarık İşmen bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok e, şimdi ilk olarak isterseniz Türk hocam bana nasılsınız diye sormadınız. <laughs> Mükemmelsiniz. Ne diyeyim? Ağzımda tıkalı kaldı hocam. Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Bugün dilek tutuyoruz. tamam. tamam. Türkiye'deki genel ağız sağlığını konuşarak başlayabiliriz. Evet. Diş sağlığımız tabii ki konuşacağız. Ee, özellikle de ilerleyen dönemlerde hem deprem sonrasında çok karşılaşılan ağız ve diş sağlığı problemleri, diş hassasiyeti vesaire ağız sağlığımıza dair her şeyi konuşacağız ama şöyle bir önce genel bir değerlendirme yapalım dilerseniz. Ee, genel değerlendirmeyi yaparken Türkiye'nin profiline bakmak lazım. Türkiye'nin ağız diş sağlığı karnesi çok iyi değil. Ee, baktığınız zaman e, dünyada Ağız, sağlığını ölçen bazı parametreler var. Nelerdir? Bunlara işte DMTF endeksi denen çürük, eksiklik, hastalık endeksleri vardır. Artık biraz kullanılması azaldı ama mesela bu endeks Almanya'da 1-1,5-2 civarında. Gelişmiş ülkelerde 1'e hatta 1'in altına düşüyor ama bizde 6-7 bazen bazı bölgelerimizde 8. Bu şu demek, her bireyimizin ağzında işleme ihtiyaç duyan 6, 7 8 en az bir e, şey diş, var, problem diş, var problem var problem bu, bu karnemizin zayıf olması e, karnemiz zayıfken ne yapıyoruz Aslında Tam da soru veya sorunun çözümü burada belki hani birkaç sorunuzu e, açacak bir şeydir bu olur tabii. E, Türkiye'de ağız diş sağlığı e, bir kere e, bir Hükümet politikası, sağlık politikası haline getirilmiyor. Ee, ağız sağlığı genel sağlığın vazgeçilmez bir parçası. Çok önemli bir parçası. Ağız sağlığı ile ilintili bugün e, birkaç hastalığı ağız sağlığından teşhis edip ağız sağlığı yoluyla bozulduğunu da görebiliyoruz. Evet e, bunlar işte e, hamilelerde düşük riski, Tabii. obezite Çocuklarda doğumda obezite riski, evet. e, kalp hastalıkları, e, dolaşım hastalıkları, eklem hastalıkları ağız sağlığının genel sağlığa etkilerini çok net ortaya İlişkilendiriliyor. koyuyor. İlişkilendiriliyor evet. ve çürük deyip aslında geçmememiz evet. gerektiğini de bize çok güzel anlatıyor. Biz de programımızda sık sık dile getiriyoruz ağız sağlığın öneminde ama mesela ağız ve diş sağlığını iyileştirmek için insanlar neler yapabilirler? Bir de aslında sorunun kaynağından başlamıyor. Yani insanlar şey diyor bende de 5 çürük var mesela. Evet. Hadi var hadi. ama öldürmediği ama, için hadi, öldürmediği için ve beni rahatsız etmediği için ağrı yapana kadar onun orada bizi belki de işte diğer farklı bölgelerimize tabii, zarar vermesine aslında müsaade ediyoruz değil mi? Farklı e, çok babada? çok güzel söylüyorsun yani e, bir kere öldürmüyor, yaşamımızda birinci sıraya çıkmıyor ama e, sonuçta hem sosyal yaşantımızı evet. hem ekonomimizi hem iş akışımızı etkileyen bir duruma dönüşüyor. Bundan sonra da genel sağlığımızı etkiley etkileyerek daha büyük ve buzdağının altında bir takım sıkıntılar yaratıyor. Ne yapmalıyız? Bir kere ...alışkanlık haline getirmemiz gereken birinci şey... ...üç buçuk yaşından sonra diş fırçalama eğitimi... Hı hı. ...anne baba tarafından, rol model tarafından... ...özellikle annelere çok büyük görev düşüyor. İkincisi... ...karışık dişlenme dediğimiz o süt dişleriyle... Ana dişlerin çıkma dönemi aralığında da mutlaka diş hekimine düzenli olarak götürmemiz gerekiyor. Bu ikisi aslında sorunu hem küçültecek hem de sorunu e, sorun olmaktan çıkaracak önemli bir şey. E, günde iki kez fırçalama alışkanlığımızı edinmemiz gerekiyor. Bir de süresi de önemli değil mi? Benim oğlanlar bazen <laughs> 6 saniye fırçalıyor hocam. <laughs> e, yani 5 işte altı diyor, e, bitti diyor bana. 2 Şimdi... dakika, 2 dakika ideali. E, ama hocam. bunu hani... E, Test yapıldığı zaman bakıldığı zaman bazen diş hekimlerimiz bile o iki dakikayı doldurmadığı görülüyor. İki dakika çok uzun bir süre değil. Hayatımızda günde iki dakikadan dört dakika edecek evet, bir zaman dilimine alacağız. Öyle. Evet, yani hani bunu neyle ölçebiliriz? İşte e, hanımların, e, kadınlarımızın makyaj yapmasıyla, erkeği erkeklerin tıraş makyaj olmasıyla e, orantılı bir şeyle ölçebiliriz. E, günde dört dakika aslında ekonomik bir kurtarma da sağlayacak. Yani siz demin dediniz bir çürük gibi geçmeyin. Evet, evet. Bir çürüğün imkan olmadığı evet. için de gidemeyen o tabii da ki o da çok ayrı insan bir var sorun. Ama o ne da... yapabilirdik? Çürümesine engel olabilirdik. Neler yapmamız gerekiyor? Ve bizim farkında olmadan ilerleyen çürüklerimizin tabii ki düzenli olarak kontrollerimize giderek de bir e, farkında olabiliriz. Ve ona göre belki de iş ilerlemeden önlemlerimizi e. alabiliriz. Bu noktada isterseniz daha ağzımızda problem çıkmadan önce rutin kontrollerimizi ne zaman yapmamız gerektiğimizi konuşabiliriz. Konuşalım. Sonra da dişlerimizdeki çürükler neden oluşuyor onu anlatalım. Şimdi kontrolleri 6 ay diye gelişmiş ülkeler ya da çürüğü yok etmiş ülkeler eee 6 ayda bir kontrolle bu kuzey ülkelerinde kuzey Avrupa ülkelerinde Almanya'da bir zorunluluk haline getirilmiş durumda. Çünkü diş tedavisi çok pahalı. Ama siz 6 evet, ayda bir doğru. kontrole gittiğiniz zaman ee, sigorta sizin bu şeyinizi karşılıyor. Oluşabilecek problemlerinizi karşılıyor. Hı hı. Ama gitmediğinizi tespit ettiği zaman sizi sigortadan çıkaracak duruma kadar getiriyor. 6 ayda bir kontrol. Bazen ...kişinin kendi ağzındaki çürüğü fark etmediği durumlar var. Tabii. Arayüz çürükleri gibi, işte gömük dişler gibi. Çapraş... İçinden böyle dişinden evet. baktığında da evet. görünmeyen evet. içsel yürüyen evet. değil mi çapraşık, di çapraşık dişlerde daha çok gö gözümüzden kaçtığı gibi. Ama bunun tek tek çözümü diş hekiminin altı aylık rutin kontrolde onları görmesi gerekiyorsa... E Muayene ile gerekiyorsa teşhis yöntemlerinden biri olan röntgenle hmm. e, bunlar teşhis edilip sonra da tedavi edilmek zorunda. Çürük, e, basit, küçük diye geçiştiremeyiz. Hmm. Mutlaka tedavi etmek zorundayız. Bugün basit bir çürüğü tedavi etmek e, kişi için bir birimse parasal hmm. olarak onu e, kanal tedavisine götürmek 3 birim, onun çekilmesi ve yerine konması 10-15 birime da, denk gelecek tabii. daha da eziyetli bir hem şey eziyet, yani, Hem eziyet, hem süreç, şey. hem iş gücünüzden kayıp ve şey ekonomik kayıp. Yani buna böyle bakmak lazım. Çocuklarımızda da mesela şey bilinci gerçekten bence çok çok önemli. Hani artık bence dişçi korkusu diye bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Çocuklarınızın dişinde problem olmadan önce dişçiyle tanıştırıp böyle Aynı. keyifli zaman geçirmesini, işte o aletlere Aynı. bakmasını, seslerini belki hiçbir işlem yapmadan tanıması, tabii ağza sokulmadan önce bunlar eğer yaşatılırsa çocuğa gerçekten çok da da keyifli zaman geçirdikleri bir yer haline gelebiliyor. Peki toplumumuzun diş fırçalama sıklığı ve süresini nasıl arttırabiliriz? Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Ee, burada yine ebeveyne dönmek lazım. Hem Sağlık Bakanlığı hem Türk Diş Hekimleri Birliği olarak uzun yıllardır projeler geliştiriyoruz. Hı hı. İşte okul projeleri geliştiriyoruz. Ee, yaşa Öğren Bil projesi dediğimiz projelerimiz var bizim. Bu projeler diş fırçalama, diş hekimine gitme ve çürükten korunmayı ee, anlatan şeyler. Sağlık Bakanlığı son iki yıldır işte okul projesini yürütüyor ama. Ee, okullarda florlama yaptılar, işte eğitimler yapıyor evet, ama evet. kadro eksikliği var. Orada da ciddi bir hmm. kadro eksikliği var. Onu işte biz meslek örgütü olarak, sivil toplum örgütü olarak biz tamamlamaya çalışıyoruz. Hmm. Ee, bütün bunlara, bütün bunlara baktığın zaman hala Türkiye'de diş fırçalama oranı ve diş macunu tüketim oranı bizim gelişmişlik seviyemizi biraz belirliyor. Diş fırçalama e, ve diş fırçası kullanımı, macun tüketimi ne yazık ki kötü. kötü. Ee, gelişmiş ülkelerde 450 gram kişi başı e, macun kullanımı. Hani Macunu böyle boydu, boydan boya sürerek değil, bir nohut büyüklüğünde kullanarak 450 gram kişi başı macun, macun tüketim var. Tüketimi Bizde var. 80 ile 120 gram arasında bu biraz da bizim e, ülkenin ekonomik e, iniş çıkışlarına da bağlı bağlanıp da yine değişiyor. de ona göre değişiyor, değişiyor. Değişiyor, orada bile değişiyor. 120 gramı bulabiliyoruz. Hmm. Diş fırçası ne yazık ki yine gelişmiş ülkelerde yılda 4 fırça kullanıyor. 3 ayda bir fırçanızı değiştirmeniz ya da fırça ucunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Berek biz de biri yakalayamıyoruz. Bir, 0.9 ile 1.1 aralığında değişen neredeyse. bir noktadayız biz. Deprem sonrasında özellikle de o bölgelerde ve insanlar daha çok karşılaştığınız ağız, e, diş problemleri neler ve deprem bölgesinde ağız ve diş sağlığının e, korunumu için hayata geçen uygulamalardan da dilerseniz bize birazcık bahsedelim. Deprem e, bu ülkenin gerçeğiydi. Biz gerçeği görmedik. Binaları olmayacak yerlere yaptık. Çok ciddi bir yıkımla karşılaştık. 100 bin, metre, 100 bin kilometre kare, Almanya'nın üçte biri kadar bir alan yıkıldı. 400 kilometre boyunca da bir yıkımdan bahsediyoruz. Ben deprem bölgesine e, meslektaşlarımı ve işte oradaki ağız diş ile ilgili problemleri yerinde görmek ve sorunlara çözüm olabilmek için dördüncü keredir gidiyorum. Hı hı. E, Diş hekimliği alanında ciddi bir yıkım Antakya'da, Baraj'da, Malatya'da ve Adıyaman'da var. Hı hı. Ee, orada çok hızlı bir şekilde konteyner e, muayenehaneler kurduk. Sektörümüzün, ağız bakım firmalarımızın desteğiyle evet. e, yaklaşık olarak 50 noktaya yaklaştık. E, bir e, halka hizmet veren konteyner e, muayenehaneler kurduk. Ee, gönüllü diş hekimleri gidiyor bölgeye. Bölgedeki diş hekimleri zaten travma altında. Eee oraya gönüllü diş hekimlerini gönderiyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız sağ olsunlar. E, üçer gün birer hafta kalarak e, çadırda, konteynerda e, bulabildikleri yerlerde kalarak sorun çözmeye çalışıyorlar. E, yavaş yavaş az diş sağlığı merkezleri ve üniversiteler toparlanınca biz sahadan biz çekileceğiz. Bu sefer muayeneler işleme girecek. Ee, çok e, az diş eti problemiyle karşılaşmaya başladık. Diş kanamasına başladık. Çünkü görmeye başladık. Çünkü fırçalayacak temiz su bulamadığı insanlar, fırçalayanlar da evet, evet. inanılmaz derecede bir diş sıkma problemi var. Travmaya bağlı, strese bağlı. Ee, Bölge nüfusu göç etti. Göç ettikleri illerde e, yine meslektaşlarımız gönüllü olarak onlara uzun zamandır ücretsiz hizmet veriyor. İşte acil durumlarını çözmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, sorunu hep beraber dayanışarak çözeceğiz deprem bölgesindeki sorunu. Tabi ağız diş sağlığı da genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıysa bizim orada olmamız gerekiyor diye. E, gönüllü hekimlerle, gönüllü e, işte... E, yarattığımız, yaratabildiğimiz muayenelerle sorunu çözmeye çalışıyoruz. İyi ki varlar, iyi ki varsınız demek istiyorum. Ve diş hassasiyetinin nedenlerini öğrenelim isterseniz. Diş hassasiyeti önlenebilir bir problem midir? Ee, şimdi diş hassasiyetinin sebebi hı hı. ve diş hassasiyetinin gelişmesi önemli. Ee, ne yazık ki daha küçük yaşlara doğru gelmeye başladı bu hassasiyetler. Ee, bunun sebeplerinin başında işte diş sıkma, asitli yiyecekleri, çok tüketme, katkı maddeli yiyecekleri çok tüketme, artı fırçalamama var. Hepsi bir bütün. Evet, hepsi bir bütün, birbirini tamamladı. Diş hassasiyeti önlenebilir bir problemdir. Diş hassasiyetinin önlenmesi için durumun tespit edilmesi gerekiyor. Daha sonra da buna yönelik bir takım uygulamalar gerekiyor. İşte macunlarla şimdi katkılı e, diş hassasiyetine yönelik katkılı ürünler çıkarılmaya başlandı son zamanlarda. Evet, Çünkü evet, sorun evet, çok arttıkça çok arttı. e, buna yönelik ürünler çıkartılmaya başladı. Onlarla muayenehanelerde e, bir takım topikal uygulama dediğimiz yani diş üzerine yaptığımız uygulamalarla e, ya da işte o sıkma sebebi eğer şeyse hassasiyetin sebebi ise sıkma problemini ortadan kaldırmaya evet. çalışarak Çözmeye çalışıyoruz. Ee, bir de diş kaybı problemi var. Diş kaybını önlemek için hastaların neye dikkat etmesi gerekiyor? Aynı zamanda diş kaybının nedenleri ve tedavileri nelerdir? Kaybetmemek gerekiyor. Öncelikle kaybetmemek e, sahip olduklarımızı kaybetmemek, evet. kaybetmemek gerekiyor. Çünkü e, gerçekten mükemmel bir organ diş yapı yaratılış açısıyla. E, ama siz buna gerekli özeni göstermezseniz, asitli yiyecekleri tüketirseniz, işte diş sıkma probleminiz varsa, yapmamanız gereken e, bir takım e, enstrümanları yaparsanız, işte tütün kullanımı gibi, Tabii, aşırı zararlı, alkol çıkan. kullanımı kahve gibi. Kahve yapıyorum ben biraz. Kahve e, yapıyorum. Hocam, i̇şte. <laughs> yapıyordum biraz hocam. Açık yani yapıyorum. şimdi şöyle. Hocam bir kahve ha. bir su. Her şeyin fazlası zarar. Yok, Oraya yok. gelin. Yani İlk Kahve şey. seviyorsanız için, ama ondan sonra ağzınızı çalkalayın. Fırçalayın, yani fırçalayamıyorsanız evet. bile bir çalkalayın. çalkalayın. Yani kuru fırçalayın yani illa hmm, macun gerekmiyor evet, yani fırçayla o artıkları o bakiyeleri oradan uzaklaştırın kaybettik çürüdü çürüdüğü zaman tedavi tedavi edemediğimiz zaman çıkardık onu oradan onun yerine yani mutlaka evet. bir şey koymak zorundasınız yani ya dişimi kaybettim bir diş eksikliği önemli değil dediğiniz zaman baktığınız zaman bir kere profilinizde bir problem oluşuyor iki dişleriniz deplase oluyorlar kaybettiğiniz için yanı sağı solu karşısı deplase oluyor yer, evet. ve ağız profiliniz değişmeye başlıyor. Onu da tedavi ettireceksiniz ve pahalılaşıyor. Yani e, bu yani basit işte bir birime yaptıracağınız tedaviyi 15-16 birime yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Peki ülkemizde diş beyazlatma uygula, uygulamalarının sıklıkla yapıldığını duyuyoruz. Evet. Bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu işlemlerin herhangi bir riski var mı? Bilim dişe zarar veriyor mu? E, sonuçta ölüp gideceğiz yani yaşıyorsak da o sırada <laughs> bembeyaz dişlerimiz olsun olsun diyoruz. Valla ben bir kere, bir kere yaptırdım da çok eziyetli. Bir daha tövbe dedim yani. <laughs> ben, ben ben o ben, ben bu, bunu söyleyemem. Tabii ki e, Ben derim çok acıdı. Bazılarına e, bazılarını ki, çok aşırı hassasiyet yapıyormuş. Bazılarında hiç yapmıyormuş mesela. Mesela. O. Ama içindeki bunun kullanılan e, aktive edici o beyazlaşmayı sağlayıcı aktive edici ajanlar var. Bunu oranı ne kadar artarsa o kadar beyazlık elde ediyorsunuz ama o kadar da hassasiyet artıyor. Anladım. Yani bir de kozmetik artık hayatın bir parçası, vazgeçilmezi haline geldi. Sadece kadınlarımız değil, erkeklerimiz de artık bir güzel görünme, kozmetik Tabii e, iyice beklentiye yani. girdi. Önemli yani bence iyi bir şey ama Orada da bir sınırı hekim karar vermeli. Evet. Yani ben de dişimi beyazlatacağım arkadaş diye geldiği zaman hekim bunun nasıl yapılacağını, sonuçlarında ne gibi sıkıntılarla karşılaşabileceğini hastaya çok iyi bir şekilde anlatmak zorunda. Hassasiyet sorunu diş beyazlatmadan sonra ortaya çıkan en Hı -hı. büyük sorunlardan bir tanesi Hı -hı. olarak görünüyor. Artı istemediğimiz bir renkleşme olabiliyor. Ama bunlar geçiyor zaman zaman. Peki, Türk Diş Hekimleri Genel Başkanı Doktor Tarık İşmen hocam bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. <laughs> diş hekimi Tarık İşmen, Doktor <laughs> diş, diş hekimi Tarık İşmen hocam bizlerle ediyorum. beraberdi. Ben de, Ağzınıza sağlık. Ben de size teşekkür ediyorum bu yayın için. Teşekkürler, sağ olun. Şefimiz Duygu